Evet, Tahtalı Barajı 2021 yılında bugünlerde %60'ken, 2022'de %50'yken ve 2023'te %37'lerden bugün %24,65'e düştü. Bu son 2008 sonrasının en düşük seviyesi ve daha Temmuz'un ortasındayız. Bu ne demek? Bu Ekim-Kasım'a gelindiği zaman bu olay %12'lere falan düşecek demektir. Bu artık tehlike çanları bunlar. Ayrıca bu yıl Süper El Niño'nun arkasından, yani Süper El Niño sayesinde biz çok güzel bir yağış aldık 2023'te. Türkiye olarak, Türkiye genelinde %12 fazla yağış aldık ama maalesef Ege kıyılarını hiç almadık. Ege kıyıları çok çok kurak geçti. Ve La Nina eğer beklediğim kadar sert geçerse işte işimiz o zaman çok çok zor. Çünkü La Nina demek soğuma demek, soğuma demek kuraklık demektir. Yani kuraklık bize bu yılda devam etme ihtimali çok yüksek gerçekten. Ve eğer devam ederse işimiz çok çok zor. Yani hep şu var, İzmir Büyükşehir Belediye yetkililerin mutlaka B ve C planlarının olması gerekir bu konularda. Biz daha henüz de kuraklık yaşamadık. Ciddi anlamda biz daha henüz kuraklık görmedik. Zaman zaman dünyada 5-6 yıl hiç yağmurun yağmadığı yıllar vardır. İşte onlara hazır olabilmek lazım. Onlara hazır olabilmek için de yeraltı suları çok çok iyi kullanmak lazım. Rezerv olarak onları tutmak lazım ama biz maalesef 2021'de barajlarımız %70 doluyken dahi biz ısrarla yer altına su hep kullandık. Hep yer altındaki rezervi biz kullandık ve şu anda örneğin Manisa'da Göl Marmara kurudu. Altında obruklar başladı. Çünkü bizim suyumuzun, İzmir'in suyunun yaklaşık olarak %25, %30'u gibi, hatta bazen %35'i gibi su Manisa'daki yeraltı kuyularından sağlanıyordu. Ama orada da 40 metrelerden 400 metrelere düştü artık. Yani nereye kadar? Yani suyun bir an önce ciddi olarak bilinçli kullanılması lazım. Hiç kimse yer altına girmez. Çünkü yer altı suları doğrudan rezervdir ve dünyadaki çok çok büyük kurak dönemler için saklanır. Ayrıca yine şu anda ihtiyacımız yok ama çok uzun bir kuraklık döneminde için hazır olmamız lazım. Nasıl? Mesela deniz suyunu kullanma olayı. Bugün Arabistan, İsrail falan herkes kullanıyor. Şu anda ihtiyacımız yok. Hiçbir şekilde deniz suyu ihtiyacı yok. Ama bu konuda raporların hazırlanıp, projeden hazırlanıp belediyenin rafında yer alması lazım. Eğer herhangi bir çok büyük kurak durumda İzmir deniz suyunu nereden alacak, hangi derinlikten alacak, nasıl getirecek? Bütün bunların hesapları, kitapların yapılması lazım ve rafta durması lazım. Yani su konusunda mutlaka bizim B ve C planlarımızın mutlaka yapılması lazım. Ama biz hala ısrarla yer altında suyu çekmeye devam ediyoruz. Yani İzmir suyunun %55'i gibi çok büyük çoğunluğunu daha geçen şeylere kadar yer altından çekiyorduk. Şu anda biraz işte artık iyice azaldılar. İyice derinden başladı çekmeye. Ve derinden çektikçe bizim paramız çoğalıyor. Yani su paramız artıyor. İzmir ve Manisa Türkiye'de en çok suya para veren şehirlerdir. Bunun nedeni bu. Çünkü %55 suyu yer altından çektiğiniz için bunlar enerjiyle geliyor zaten yukarı ve enerji dağıtılıyor. Ve siz derine indikçe ağır metal de artıyor. Ağır metallerin temizlenmesi var. Onun için ayrı enerji harcıyorsunuz. Hatta ben şunu da önermiştim. Bir 5 sene kadar belediye bu kuyuların bulunduğu yerlere güneş enerjisi ya da rüzgar panelleri koyup en azından elektrikten biraz tasarruf. Çünkü benim bildiğim kadarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin 1/4 falan elektriğe gidiyor. Yani çok devasa bir şey gidiyor. Yani bütün bunları iyi planlamamız lazım. Suyu çok çok iyi planlamamız lazım. Çünkü su varsa devlet var. Su varsa yaşam var. Su varsa biyoçeşitlilik var. Her şeyin başı su. Ama biz hala ısrarla maalesef suyu gerektiği gibi hiç kullanmıyoruz.